İngiltere'den herkese merhaba. İngiltere son bir haftada yakıt kriziyle boğuşuyor. Özellikle Brexit anlaşmasından çıkılması sonrası akaryakıt zincirinde bir aksama var. Tabii buna pandemi koşulları da eklenince aksama iki katına çıktı. Bu da tabii yollarda araç kuyruklarına neden oldu. Benzin istasyonlarının önünde özellikle araç kuyruklarına neden oldu. Benzini olanlar da yola çıkmama eğilimini gösterdi. Çünkü bu sürecin bir hafta 10 gün daha süreceği beklentisi var. Akaryakıt zincirleri de açıklama yaptı. Akaryakıt istasyonlarında üçte ikisinde BP özellikle üçte ikisinde iki akaryakıtın olmadığı açıklaması yaptı. Bu da tabii paniği biraz daha arttırmış durumda. Bu panik havasının gidermek için de Ulaştırma Bakanı tabii kameralar karşısına geçti. Dedi ki aslında bir akaryakıt sıkıntısı yok. Bunun nedeni tamamen panik alımları dedi. O yüzden insanları da uyardı. Buna tabii benzin akaryakıt perakendecileri de dahil bu uyarıya. Onlar da şöyle söylediler. Tüm aracınızın deposunu doldurmayın. Yarısını ya da üçte birini doldurun ki herkese kalsın. Bu süreci rahatlıkla atlatalım diye bir açıklama geldi. Şahsın açıklamaları arasında yine 5.000 Avrupa Birliği vatandaşı, tır ve kamyon şoförünün alımının yapılacağı konusunda bir açıklama geldi. Ayrıca Şahsın açıklamalarından biri de yine bu süreç sürerse askeri personelin de tabii kullanılabileceği, yardıma geleceği açıklaması insanları rahatlatmak için yapılmış açıklamalardı. Panik havası yine devam ediyor. Bitmiş değil. O yüzden insanlar, benim de gözlemlerime gelecek olursak, insanlar çok da fazla kendi araçlarıyla yola çıkmamaya çalışıyor. Ama hafta sonu benim yine gözlemlediğim raylı sistemde de sıkıntılar olduğu yönündeydi. Bir de maç vardı hafta sonu. Bunların hepsi bir araya gelince ulaşımda normal hani kendi araçların dışında toplu taşımada da bazı sıkıntılar yaşandı. Bunun bir an önce tabii hükümetin bu konuda çalışmalar yapması bekleniyor. Başbakan Boris Johnson başkanlığında da yine bir bakanların olduğu bir toplantının yapılması bekleniyor. Onun dışında yine gıda sektöründen de uyarı var son dönemde. Çünkü bu özellikle yine Brexit sonrası çiftçilerin de bu tavuk üreticilerinin de azaldığı yönünde bu bölümlerde çalışanların yetersiz olduğu yönde işçilerin. Bunun için de yine hükümet 5.500 tavuk üreticisi, çalışanı daha doğrusu alımına gitmeyi planlıyor. Hükümet dediğim gibi hani bir takım çalışmalar yapıyor ama bunlar sonuç verecek mi? Ne kadar sürede sonuç verecek? Bu Noel'e sarkacak mı? Bunu şimdilik bilemiyoruz. Ancak kısa bir süre sonra da hal olmasını diliyoruz açıkçası. Ben Londra'dan bunları sizlere aktarabilirim.